Hepinize merhaba. Bugün Finlandiya parlamentosunda onaylanan ardından da Türk parlamentosunda onaylanan Finlandiya'nın NATO üyeliğini konuşacağız. İkisini birbiriyle kıyaslayarak ama önce her zaman alışa geldiğiniz çalışma odamdan değil Anadolu'da bir köyden sizlere seslendiğimi belirteyim. Dolayısıyla özellikle ses kalitesinde bir problem yaşayabiliriz. Şimdiden bu konuda affınıza sığınıyorum diyeyim. Ve gelelim oylamaya. 30 Mart'ta biliyorsunuz Türk Parlamentosu'nda, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir oylama yapıldı. Finlandiya'nın üyeliğiyle ilgili. Öncesinde Finlandiya Parlamentosu'nda yapılmıştı o oylama. Finlandiya Parlamentosu'nda bile 8 Finlandiyalı parlamenter ülkelerinin NATO üyeliğine itiraz edip karşı oy kullanırken Türk Parlamentosu'nda ne yazık ki tek bir kişi bile çıkıp bu konuda karşı oy kullanmadı, kullanamadı. 30 Mart tarihli meclis tutanaklarına bakıyorum şimdi. Oylamaya katılan 276 milletvekili var ve bu 276 milletvekilinin tamamı kabul oyu vermiş. Bunu nasıl yorumlayabiliriz? Bunu tabii iktidarıyla, muhalefetiyle meclisin NATO'culukta ortaklığı şeklinde yorumlayabiliriz. Tabii denilebilir ki yani 550 milletvekili bunun sadece 276'sı kabul oyu vermiş, sadece onlar varmış. Olabilir ama bu oylamaya katılmayanların pratikteki tabloyu değiştirmeyeceğini söyleyebiliriz. Varlarsa çıkacaklardı, itiraz edeceklerdi, karşı çıkacaklardı ve karşı oy kullanacaklardı ve böylelikle tarihe geçeceklerdi. Bunu yapmamış oldular. Peki katılanların durumunu kısaca özetleyecek olursak. İktidarın durumu zaten belli. Başından beri bu konuda kategorik olarak NATO'nun genişlemesine, kategorik olarak İsveç'in ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine karşı değillerdi. Bunu bir pazarlığın unsuru olarak değerlendirdiler. Amerika ile pazarlığın bir unsuru olarak değerlendirdiler. Böyle olduğu için de aslında işte Finlandiya'nın üyeliğinde en sonunda İsveç'ten ayırarak parça parça pazarlığı sürdürebilmek adına da ayırarak Finlandiya'nın üyeliğini kabul ettiler. Nitekim meclisteki oylama sırasında AKP adına konuşan Akif Çağatay Kılıç da NATO'nun genişlemesini her zaman desteklediklerini bir kez daha tekrarlamış oldu. AKP'nin ortağı MHP adına da İsmail Özdemir konuştu, milletvekili. O da Finlandiya'nın NATO üyeliği bizim açımızdan olumlu bir gelişmedir dedi. Uzatmayayım, yani iktidar kanadının görüşleri zaten biliniyor. Ama şunu söyleyebiliriz. Şimdi iktidarın bu zaman zaman İsveç, Finlandiya, NATO üyeliği vesaire bu konularda yaptığı şeyleri bir pazarlık boyutunu görmeyip bundan hatta abartarak anti-Amerikancılık öyküleri çıkaranlar umarım bundan ders almışlardır deyip muhalefete geçelim. Muhalefetinin durumunun da esas olarak iktidarla aynı olduğunu söyleyebiliriz. Hatta Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti'nin bu konuda AKP'den de daha ileride, deyim yerindeyse bir pazarlıksız teslimiyetçilik görüntüsü verdiklerini rahatlıkla söyleyebiliriz. Niye derseniz, bakın Cumhuriyet Halk Partisi adına kim konuşmuş? Emekli diplomat Ahmet Ünal Çeviköz. Ünal Çeviköz. Ve Ünal Çeviköz, Finlandiya'nın NATO üyeliğini desteklediklerini zaten başından beri savunuyordu. Fakat işi şuna götürdü meclisteki konuşmasında, tutanakları ben tek tek bakıyorum. Finlandiya'nın üyeliğinin yetmeyeceğini, İsveç'in de üyeliğinin bir an önce onaylanması gerektiğini savunuyor. Nitekim onunla paralel görüş bildiren İyi Partili, o da eski diplomat Ahmet Kamil Erozan, o da benzer tutumu sergiledi. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti yönetiminin bu konudaki görüşlerinin hem birbirine paralel hem de demin de dediğim gibi AKP'nin o pazarlık yapan teslimiyetçi görüşünden bile daha geride, pazarlıksız teslimiyetçiliğe daha yakın bir görüntü olduğunu söyleyebileceğimiz bir tutumu vardı. HDP'nin ise daha enteresandı. HDP hakikaten tuhaftı. Yani bir kere Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti gibi bir tutum almadı. HDP adına kim konuşmuş? Hişyar Özsoy. Bir nevi çekimser tutum aldığı söylenebilir. NATO'nun genişlemesinin işte dünyaya barış mı getirir, savaş mı getirir, bunu göreceğiz biçiminde özetli bir konuşması vardı. Fakat önemi şurada, hani bu konuşmayı yapıyor HDP. Fakat bu gerçekte kategorik bir karşıtlık olmadığı, aslında meselenin İsveç ile terör örgütü ilişkisinden kaynaklı bir tutum olması nedeniyle bu
tutumu oylamada göstermediler. Ne yaptılar oylamada? Oylamaya katılmadılar. Dolayısıyla oylamaya katılmayarak aslında çelişki gibi görünen, yani NATO'nun genişlemesi savaş mı getirir, barış mı getirir gibi böyle itiraz ediyormuş gibi görüntü veren o tutumun, o çelişkinin perdelenmesini, örtmesini bir nevi sağlamış oldular. Ve kuşkusuz bu şaşırtıcı da değil. Yani bölgede hem Irak'ta hem Suriye'de Kürt örgütlerinin, PKK terör örgütü ve onun siyasal kollarının, değişik siyasal kollarının tamamının Amerika ile ittifaklarına hiçbir itirazı olmayanların Amerika'nın patronluğunu yaptığı NATO'ya karşı olabilmesi zaten mümkün değildi. Dolayısıyla HDP işte laf olarak biraz itiraz ediyormuş gibi bir görüntü vermekle birlikte oylamaya katılmayarak aslında esas tutumunu da sergilemiş oldu. Şimdi tabii akla şu geliyor, kamuoyunda da konuşuldu bu. Ya bir de dört tane de tip milletvekili, Türkiye İşçi Partili milletvekili var. Yani onlardan biri bile mi karşı oy kullanmadı? Nasıl tamamı, oy kullananların tamamı kabul oyu vermiş? Şimdi tabii buradan şu sonucu çıkarabiliriz. Dün Ahmet Şık'ı da aradım ama kendisine ulaşamadım. Dolayısıyla net soramadım katıldılar mı, katılmadılar mı diye. Fakat hani katılmadıklarını varsayıyorum, bir karşı oy olmadığına göre. Umarız bu katılmamaları ve dolayısıyla NATO konusunda bir karşı oy kullanmamaları, kullanamamaları kabul edilebilir bir gerekçeyle, yani mecliste bulunamamalarını gerektiren halk içinde bir çalışmayla açıklanabilecek bir şeydir diye umuyorum. Aksi takdirde HDP'nin tutumuyla, yani kendilerini meclise taşıyan HDP'nin tutumuyla çelişmemek için oy kullanmama yolunu seçtilerse bunun hakikaten sıkıntı olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Özetle şuraya geleyim. Yani tablo ortada, gördüğünüz gibi hakikaten yani Finlandiya parlamentosunda bile 8 kişi kendi ülkelerinin NATO üyeliğine itiraz edebilirken Türk parlamentosunda bir kişinin bile çıkamaması biraz bizim ayıbımız olmuş. Bu ayıptan ne ders çıkarmalıyız? Bu ayıptan belki İlk çıkaracağımız ders Türkiye'nin güçlü sosyalist bir odağa ihtiyacı olduğu gerçeğidir. Bu gerçek her zaman vardı ama bu NATO oylamasıyla bir kez daha ortaya çıkmış oldu. Mecliste güçlü bir sosyalist odak olsa, güçlü bir sosyalist blok olsa bu sistem partilerinin yanlışlarıyla mücadele etmeyi kolaylaştırır. Hatta son yıllarda gittikçe daha da sağa savrulan Cumhuriyet Halk Partisi'ni bir miktar sola çekmeye de yarar 70'lerde olduğu gibi. Fakat bunu nasıl sağlayacağız tabii? Güçlü bir sosyalist blok nasıl oluşturulabilir? Bunun öncelikli yolu bir kere özellikle son 20-25 yılda yoğunlaşmış olan Türk solunu HDP ve türevi partilerin içerisinde eritme siyasetinden Türkiye sosyalistlerinin kurtulması gerekiyor. HDP'nin kanatları altında olmayan bağımsız bir sosyalist merkez inşa edilebilmesi için önce hakikaten bir bağımsız anlayış ile HDP'den kurtulan, kendi ayaklarının üstünde ayakta durmayı önüne koyan bir anlayış gerekiyor. Bunun akabinde de 14 Mayıs'ta, yani Türkiye'nin önündeki bu tarihe en kritik seçimde Türkiye'nin bu ihtiyacı gözeterek, Türk seçmeninin bu ihtiyacı gözeterek elbette oy kullanması gerekiyor. Yani somutlarsak bir oy Erdoğan'a karşı Cumhurbaşkanlığı oyu olarak ama parlamento milletvekili seçimi bakımından da bir oy da mecliste güçlü bir sosyalist blok oluşabilmesine oy verilmesi gerekiyor. Neden derseniz hep söylüyoruz, Erdoğan rejiminden kurtulsak bile önümüzde AKP eskileriyle, Babacan'la, Davutoğlu'yla neoliberal çizginin sürdürüleceği ne yazık ki bir restorasyon süreci devam edecek, bir restorasyon süreci olacak. Zaman zaman Batı'yla ilişkileri AKP'nin bile gerisinde olabilecek türden bazı durumlar olabilecek, bunlar olası durumlar. İşte böyle zamanlarda sosyalistlerin varlığı çok daha önemli, geniş halk kitlelerinin çıkarlarını koruyabilmek, onun teminatı olabilmek bakımından. Zira bu tür restorasyon süreçlerinde dünya bankaları, IMF'ler, Batı'nın bir takım borç para verecek tefecileri vesaire, bunlar hep emekçilerin aleyhine bir takım tutumlar karşılığı
o ülkeye desteklerini sunarlar. Böyle zamanlarda işte o emekçilerin haklarını savunabilecek bir sosyalist varlık, hele parlamentoda olursa, bu Türkiye'nin büyük çıkarına olacaktır. Bu nedenle 14 Mayıs'ta bir oy Erdoğan'a karşı, bir oy da sosyalist bir odak oluşturmak için oy kullanılması gerekir diye düşünüyorum. Evet, umarız ses anlaşılır vaziyette gelmiştir. Biraz daha hava esiyor. Dolayısıyla biraz böyle boğuntulu bir ses olabilir. Dediğim gibi bugünlük beni affederseniz memnun olurum. Daha profesyonel bir yayını daha sonraki yayınlarımızda yine mutlaka yapacağız. Şimdilik bu kadar diyelim. Bir köy yerinden yayınımız böylelikle son bulmuş oldu. Bitirirken her zamanki gibi kanalın izlenirliğini arttırmak için her türlü desteğinizi, izlenmesini sağlamak için WhatsApp gruplarınızda, sosyal medya gruplarınızda linklerinin paylaşılmasını, üyelik, abonelik gibi katkılarla da kanalı büyütmenizi rica ediyorum. Hepinize iyi günler.